Satrançta ölmez oyun ifadesi unutulmayacak, çok güzel olan oyunlar için kullanılan bir ifadedir. Bugün size Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'nde oynanan ve ölmez oyun olmaya aday çok yakın bir oyunu göstereceğim. Beyazlarla oynayan, Amerika'da mühendislik eğitimi gören Ali Marandi, Cemilcan Ali Marandi. Rakibi de Özkan Taha. Oyna bakalım. E4 E6 Fransa savunması. Şimdi Cemil Cenaylı Manand normalde at C3 en sık oynanan hamledir. Sürüş vardır. At D2 vardır. Ama gidiyor çok az oynanan fil D3 hamlesini tercih ediyor. D alır E4 fil alır E4. Teorinin ustaların önerdiği hamleler. At F6 tempo ile çıktı. Fil F3. Beyazlar garip oynadı. Atın doğal gelişim karesini fille tıkadı. Fil vakit kaybetti. Ama bu fil de B diye baskı yapıyor. C5 merkez piyonlu hücum. At E2. At C6. Fil E3. C 6 fil e 3 c 4 At D4. Değişimlere gidiyor ve at E5. Bu da mantıklı. Fili kaçmakla vakit kaybetmiyor Marandi. Çünkü at alır F3'e. Veziri tempo ile çıkacak. Ama siyahlar da 6 oynuyor ve vezire 2 oynamak zorunda. Çünkü beyazlar uzun rok atmak istiyor. O zaman da siyahlar alıyor. File 7'ye şimdi fil d4 d kapattı ve Cemil Canali Marandi uzun rokunu attı. Arzu ettiği gibi keskin bir oyun oluşturmak istiyordu oyunun başından beri. Vezir a5 tehdit elbette şimdi fil f6 açarak vezire saldırmak ve at kazanmak. Siyahlar da veziri oynamış haklı olarak. Atın merkezleşmesi pardon At E5, vezira A5'e at E5, atın merkezleşmesi, atın rakip hedeflere yakın olması gayet mantıklı. Örneğin şimdi burada siyahlar filini çıkmak isterse at alır D7, at alır D7, konulmayan bir at. D hattında bir kale ne gelir aklınıza? Fil alır G7 ve ardından kale alır d yapmak. Beyazlar çok iyi durumda. Geriye dönelim. Siyahların sıkıntısı taşını çıkamamak. Kale d8 oynamış. Şah b1 ne olur ne olmaz hamlesi. İleride at kıpırdadığında a2 piyonu boşta kalmasın diye. Siyahlar at d7 soru oynuyor. Burada hamle bulmak zor ama siyahlar vezirciye dönmeliydi. Ama gelin oyuna bakalım. At d7 hamlesine neler oluyor? At c4 Atın geri çekilişi, atları değişmek istemiyor tabii. Vezir isteyerek geldi. Vezir c7 oynayınca şimdi güzellikler başlayacak. Siyahlar gelişimde kötü. Bu kesin. Kalesi yerinde. Fili çıkmamış. Bir sıkışıklık var. Siyah taşlar geride kalmış. İşte böyle bir durum olduğunda, konumsal üstünlük olduğunda taktik fırsatların çıkması da hiç şaşırtıcı değildir. Cemil Can Ali Manandi şimdi hamleyi patlatıyor. At D5 çift ünlem. Gerçekten çok kuvvetli. Hem veziri hem fili istedi. Dolayısıyla almak zorunlu. E 5 Vezir alır E7. Beyazlar verdiği taşı geri aldı. At verdi. Fil aldı. Ama asıl sorun atın da boşta kalması. Vezirli alırsa elbette kale boştu. Ama piyonla niye almasın ki? Koca at orada duruyor. İşte şimdi hesabını tam yapan, mühendislik titizliğiyle tam yapan Cemil Can Ali Marandi tıkır tıkır hamlelerle geliyor. Hamle fil e5 ünlem. Elbette bunun çok önceden hesaplanması gerekirdi. Vezir e5 alırsa al, at dalınca kaleyi al ve utandıran bir arkaya taymatı. Dolayısıyla alınamaz. Peki fil e5'e ne yapacak? Atla alırsa da zaten aşağıdan mat var. Vezirin boşta olduğunu söylemiyorum bile. Dolayısıyla veziri kaçmak zorunda kalmış. Üstelik veziri kaleyi tutarak kaçmak zorunda. Vezir kalenin savunmasına bağlı. E, ee, savunmaya bağlı taş varsa o zaman aklımıza ne gelir? Savunmaya bağlı taşı yok edebilir miyim? Kovalayabilir miyim? Saptırabilir miyim? Burada güzel bir kovalamaması var. E, vezir kaçtı. Kaleyi tutmak zorunda. Peki şimdi ne yapalım? Ne demiştik? Savunmaya bağlı taşı yok edebilir miyim? Kovalayabilir miyim? Saptırabilir miyim? Saptırmanın ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Hemen gösterelim. Anında görüntü. Kale D5 ünlem Saptırmak Rotasından saptırmak Vezir D8'i tutuyordu Görevden saptırmak Uzaklaştırmak ve böylece Oyunu kazanmak Kale D5 Mükemmel bir saptırma hamlesi Vezir B6 yapınca Fil D4 Yine güzel bir Kovalama hamlesi Siyah vezir C7'de kalmak zorunda Ne vezirmiş bu ve şimdi işte buraya kadar hesaplamış olmalı Cemil Can Ali Maranti. Mükemmel gerçekten hamleye bakar mısınız? Ta at D5'teyken ilk atı bırakırken bunları görmüş olmalı. Fil alır G7. Taşı bırakıyorsunuz devamında 4-5 hamle sonra girebilecek bir fedayı daha hesaplıyorsunuz. Ve her şey o fedaya şimdi gördüğünüz fedaya bağlı. Fil alır G7. Şah ortada almazsa zaten kale G5 gelip açmalar flash 6 gelip vezir G5'ler mat olacak alarak şansını denemiş siyahlar yolculuğa çıkıyor kale G5 şah H6 üst kata çıkıyor çünkü şah 8 yapsa vezir alır F'den sonra savunma yok geriye dönelim üst kata çıkınca vezir F7 yine bir hamlede mat istiyor hem oradan hem buradan Şah alır G5 yapmış. Bu kaleyi de verdi. Evet farkında değiliz belki ama o kale de boştaydı. Dolayısıyla vezir F7 de mükemmel bir hamle. Ünlemler yetişmez bu oyuna. Şah alır G5 mecburi. H4, Şah H6, G4, G5 ile mat etmek istiyor. Kale G8'e G5, kale G5, HG5, Şah G5 mecburi. Kale H5, Şah G4, vezir F5. Mat Cemil Can Ali Marandi'yi bu şaheser için tebrik ediyorum harika bir oyun mükemmel dediğimiz kombinasyon yani mat etmeye yarayan aletler dışındaki tüm aletleri feda etti kalan vezir ve kale onlarla da Cemil Can Ali Marandi rakibi mat etti ne dersiniz sizce de bu Cemil Can Ali Marandi'nin ölmez oyunu olm olmaya aday bir oyun değil mi Umarım anlatım beğenmişsinizdir benzi esirgemezseniz sevinirim herkese sevgiler saygılar